bir iç mekan çizeceğiz. Böyle en basit öğrenebileceğiniz iç mekan, mutfağa benzer bir yer yapacağım. Bunun için önce yapmamız gereken, biliyorsunuz, ufuk çizgisinin yerini belirlemekti. Şimdi ufuk çizgisini arkadaşlar, şuradan kendi görüntümü bir görebileyim. Şöyle çizdim herhalde. Evet. Şimdi ufuk çizgisini şurada bir yerde ayarlıyorum. Ne yapıyorduk? Ufuk çizgisini hiç kullanmadığımız ya da en kalın çizgiyle çekiyoruz. Ben kırmızıyı kullanmayacağım için ufuk çizgisini kırmızıyla yazdım, çizdim. Bu bizim ufuk çizgimiz. Şimdi arkadaşlar, bir başlangıç yeri belirlememiz gerekiyor. Ufuk çizgisini belirledik ama tek kaçış noktalı perspektifte bir diğer adının ne olduğunu söylemiştik onu. Tek kaçış noktalı için bir Evet, paralel. paralel perspektif demiştim hatırlarsanız. Şimdi burada tek kaçış noktalı perspektif. Bir diğer isim olarak da paralel perspektif dedik. Müzik sesi geliyor mu size? Fonda türkü çalıyor, duyuyor musunuz? Gelmiyor hocam. Demek ki size kavuşmuyor ses. Evet. Gerçi bu kameranın şeyi de vardı herhalde. Arka fon sesi azaltma özelliği vardı herhalde. Yakındaki ses. Hocam görüntü çok kötü gerçekten, yani pek bir şey göremiyoruz. Bir şey görmüyor musunuz? Yani çok bulanık, aşırı bulanık. Niye bulanık ha bu? Tamam. İnternetten dolayı olabilir hocam. Çok bulanık değil. Ben burada gayet rahat okuyorum. Bende kötü gözüküyor. Herkes de mi öyle acaba? Senin internetin bozuktu. İnternetini değiştir. Ya bak, gayet güzel okunuyor. Tek kaç noktalı paralel perspektif. Çizgiler de görünüyor. Neyse, olmazsa Hocam tekrar. siz çeken tarafsınız ya, biz Sizin internetten tamam. kaynaklanabilir. Benim ekranda ne görünüyorsa onu izlersiniz. Normal izledim. Şimdi oldu hocam. Şu anda Hocam şu harika. an süper. Şu an O sizin internetten ha. çok iyi İnternet oldu. zayıflayıp güçleniyor ya. Ondan arkadaşlar. İnternet sizin etrafınızda kullandığınız Olabilir internet hocam. kullanan çoktur. Sayı çoğaldığında şeyi düşürüyor sistem. Yani bu nasıl söyleyeyim size? Mesela bir hortumdan bir bor. Hocam en son fotoğrafını çekip atarsanız sıkıntı olmaz. Arkadaşlar, bir borudan su geliyor bir apartmana. 10 tane daire. Onu birden açtığında su azalıyor. Onun gibi ha, internet de öyle kullanıyorlar. Yani arada netleşip şeyi internet şeyinden kaynaklanıyor muhtemelen. Neyse, biz dersimizi yapalım. Şimdi paralel perspektif dedik. Paralel perspektifte arkadaşlar kural şudur. Mesela ufuk çizgisi şura ufuk çizgisi. Şimdi bu tam ufuk çizgisine paralel koyuyorum bunu, bakın. Şöyle koymuyorum, şöyle de koymuyorum. Böyle koyduğum anda ne oluyor? Bir açı oluşuyor. Bakın, ufuk çizgisiyle nesne arasında bir açı oluşuyor. Ama böyle ne oluyor? Bakın, ufuk çizgisine tam paralel. Yani burası ne kadar uzaktaysa, burası da o kadar uzakta. Mesela bir sınıf düzenini düşünün veya işte mutfaklarınızı düşünün, banyolarınızı düşünün. Genelde oradaki mutfaktaki, banyodaki eşyalar birbirine paralel. Ya paralel ya da diktir. Bakın, şurası dik, burası paralel. İşte bir köşe koyduğunuz zaman, işte köşe cetveli koyuyorsunuz, yine dik. Burası paralel. İşte nesneleri koyduğunuzda hep böyle ya dik ya paralel koymanız gerekiyor. Onun için zaten tek kaçış noktalı perspektife biz paralel perspektif diyoruz.
Her şey o düzende birbirine ya paralel ya dik kullanıldığı zaman ve siz odanın, mekanın tam karşısına bakıyorsanız o zaman tek kaçış noktalı kurala göre çizersiniz. Bakın beni şu düşünün, bu benim. Burada tam bu şu kağıdı da bir şey düşünün. Ya da şu defteri bir iç mekan düşünün. Ben burada duruyorum. Bakın burada duruyorum. Şurada durdum. Buradan karşıya bakıyorum. Nasıl bakıyorum? Direkt bakıyorum. Bakın. Şurayla şuranın uzaklığı bana aynı. Yani şuradaki ufuk çizgisi benim bu tarafta ya. Burası bana tam paralel. Peki bakışımı değiştirirsem ne olur? Şöyle. Yani sağa ve sola dönersem ne olur? Şu şekilde. Bir bu tarafa dönersem veya bu tarafa bakarsam. Bakın ufuk çizgisi de benim bakışım arasında ne oldu? Bir açı oluştu. Görüyor musunuz? O zaman ne oluyor? Açısal perspektife giriyor ve paralel perspektiften iş çıkıyor. Yani böyle baktığım zaman buradaki bütün nesneler, oda içindeki bütün nesneler benim şu bakış hizama gidecek. Bakış hizamda nerede? Bakış hizamda ufuk çizgisinin üzerinde. Yani o tek kaçış noktası benim orası. Bütün cisimlerin hizası nereye gidecek? O tek kaçış noktasına gidecek. En kolay perspektif çizim şeklidir. Çünkü kural çok basit. Bütün çizgiler ya ufuk çizgisine paraleldir ya da dikeydir. Başka bir şansı yok. Başka bir şey olma ihtimali yok. Yani karşı odaya baktınız. Bakın ufuk çizgisini çizdiniz. Odanın karşı duvarı burada. Görüyor musunuz? Benim bakış hizam nereye? Şurası. Bakın şuradan geliyor. Şöyle gidiyor. Buradan geliyor. Böyle gidiyor. Buradan geliyor. Böyle gidiyor. Buradan geliyor. Böyle gidiyor. Sonra artık buradaki bütün nesneler ya ufuk çizgisine paralel şuraya ya paralel şu şekilde yani diyelim ki bir halı var. Halı şuradan başlıyor. Şöyle geliyor. Bakın. Bunun haricinde diğer şeyler dikey. Diyelim ki şurada bir dolap var. Bakın şu kadar bir yüksekliği var. Buradan geldi. Şurada bitti. Buradan geldi. Burada bitti. Bu şu yan tarafını nasıl çizeceğim? Yan tarafını ufuk çizgisine tam paralel çizeceğim. Burayı da çizeceğim. Buradan tek çıkacağım. Bakın. Dolabın yan tarafı. Dolap diyelim ki çift kapı. Hemen ortasını buluyorsunuz. Şöyle. Ortası da buraya. Dolap da buraya. Bakın dikey yatay. Dikey yatay. Dikey yatay. Çok basit. Kural net. Yani ufuk çizgisine kaçan çizgiler tek bir noktaya gidecek. Bunlar kaçış çizgileri. Bunlar. Bunun haricindeki bütün çizgiler nedir? Ya yatay ya da dikey. Neye göre? Ufuk çizgisine göre. Şimdi bir el çizimi yapalım. Siz de izleyin. Ondan sonra bunu evde çizeceksiniz. Bir tane de bir iç mekan fotoğrafı çekeceksiniz ya da bulacaksınız bir yerden. O fotoğrafı çizgisel olarak tek kaçış noktalı perspektif kuralına uygun bir fotoğraf bulacaksınız ve o fotoğrafı çizgisel olarak 35'e 50 kağıda aktaracaksınız. Haftaya hem benim şu anda çizdiğim çizimi çizmiş olacaksınız, hem o ödevi hem de geçen hafta verdiğim o iki çizimi de tekrar çizmiş olacaksınız. Yani o dört çalışmaya da haftaya bakacağım.
Derse katılamayanlar çizimlerini bana gönderirler. Oradan bakarım. Daha doğrusu hepiniz göndereceksiniz zaten. Sistemden olmazsa açarım ben şeyleri, ödev tanımlamalarını. Sistem üzerinden gönderirsiniz. Birinizin veya ikinizin çalışmalarını seçeriz. Oradan onun üzerinde hata yapmış mı, yapmamış mı, neler yapmış. Haftaya çizim üzerinden o şekilde güzel konuşuruz. Şimdi ne dedik? Basit bir şey yapalım dedik. Basit bir oda çizimi yapalım. Yani bir mutfağa benzer bir yer çizelim. Ufuk çizgimizi çizdik. Karşı duvarı göreceğiz şimdi. Karşı duvar ne kadar? Diyelim ki şuradan başlasın. Ekranı bir düzeltelim. Evet. Ufuk çizgisine tam dik tutuyorum. Diyorum ki şuradan başlasın. Şöyle gelsin. Şurada dursun. Şurada dursun. Nerede karşı duvar bitiyor? Şöyle. Şurada da yan tarafı bitsin. Şurayı buraya birleştiriyoruz. Ufuk çizgisine tam yatay çiziyorum. Şurayı da çiziyorum. Şimdi yapacağım şey şu köşeleri belirlemek. Bakın şuradan burası tavan, bakın. Şurası tavan, burası sağ taraf, burası sol taraf, burası da zemin. Yani benim ayağımı bastığım yer. Mekanı önce çizmemiz gerekiyor. Bütün perspektif çizimlerinde çizim yaptığınız, eğer iç mekan, dış mekan fark etmiyor, özellikle iç mekan çiziyorsanız mutlaka odayı boş olarak hayal etmeniz gerekiyor. Eğer odayı boş olarak hayal edemezseniz çiziminizi yapamazsınız. Ben ne yapacağım şimdi? Hiçbir eşya, hiçbir düzen yokmuş gibi şu anda önce odayı boş bir şekilde çizmeye çalışıyorum. Bakın. Gelsin şöyle. Tamam, şu şekilde geliyor buradan. Şurada durdu. Burası bizim kaçış noktamız. Aynı şekilde artık diğer noktaları çizmem kolay mı? Kolay. Çünkü bir kaçış noktası var, bir de köşe var. Bir nokta burada, bir nokta burada var. Ne demiştik? İki noktadan tek doğru geçer demiştik. Şimdi bunları çizelim. Çiziyoruz. Buraya kadar anlamadığınız yer var mı arkadaşlar? Ses gelmediğine göre anlamışsınız inşallah. Şimdi burada karşı duvar. Şuraya bir kapı yapayım. Kapı şurası arkadaşlar, bir iç mekan çiziyorum. Şurası duvar olduğuna göre bir standart, Türkiye standartlarında bir ev düşünün. Kaç metredir? Yaklaşık 2,7 metre falandır. Biz ona 3 metre desek arkadaşlar, burayı 3'e bölsek, bunu göz kararıyla da bölebilirsiniz. Yani şöyle böldüğümüz zaman şey, şuraya kadar 2 metre olmuş oluyor. Eğer burayı 2 metre 70 santim falan düşünürseniz, yani kapının boyu göz kararı şuraya kadar gelir. Bütün her şeyi oranlamayla yapmanız lazım arkadaşlar. Bir yeri çıkış noktası alacaksınız. Her şeyi oraya göre orantılayacaksınız. Ben çıkış noktası olarak nereye aldım? Karşı duvarı aldım, gördüğünüz gibi. Karşı duvar benim çıkış noktam. Karşı duvara göre yan duvarları çizdim, tavanı çizdim, zemini çizdim. Şimdi ne yapacağım? Karşı duvardan orantı alarak, orantılayarak eşyaları çize çize bu tarafa doğru geleceğim. Duvar üstündeki olması gereken şeyleri basit bir şekilde hemen yapabiliriz. Bakın şurada kapı. Şöyle gelsin. Şuraya kapı koyalım.
Kapının şu tarafı görünür mü? Görünmez. Çünkü kaçış noktası bu tarafta kaldı. Bu taraf görünür mü? Görünür. Hemen çiziyoruz. Bir balkon gibi bir yere çıkış olsun. Şuranın altı görünür. Ne kadar göründüğünü hemen şuradan, bakın şuradan tespit ediyoruz. Şurası şu kadar. Burası bu kadar göründü. Fosfor da görünmüyor herhalde orada ekranda, değil mi? Neyse, fotoğrafını attığımda fotoğraftan bakarsınız. Kapıyı yaptık. Kapıyı şöyle yerleştirelim. Bir balkon kapısına benzer bir kapı. Diyelim ki şöyle. Şurasında cam var. Şurada kapının konumu da yapalım. Şurada şöyle cam efekti verelim. Evet, kapıyı yaptık. Şimdi şu tarafa bir tezgah yapalım. Böyle şuradan getirelim. Şurada dursun. Tezgahın yüksekliği kapının şurasını aldığımız zaman şuraya kadar yaklaşık 1 metre. 1 metreye göre bir hesap yaparsak biraz daha verelim. 75-80 santim falandır tezgahın yüksekliği. Bakın göz kararı şuralara falan gelir. Buradan hizaya aldım. Demek ki çekiyorum şöyle. Şurayı ufuk çizgisine tam paralel. Burayı da çekiyoruz. Böyle mutfaklarda biliyorsunuz kullanım amaçlı dolaplar oluyor. Bakın tam köşeye oturtuyorum, gördünüz mü? Bir de dolabın tavana kadar veya tavanın altında üstünden bir gelen bir dolap olsun. Dolap şurada başlasın. Şurada bitsin. Şöyle geliyor. Şurada bitsin dolap. Şunun kadar aynı. Bakın şöyle geldi. Şurada durdu. Şurası. Diğer çizgiler neydi? Tam ufuk çizgisine paralel. Gördüğünüz gibi. Demek ki bu dolabın altını görmemiz gerekiyor. Bakın şuradan alıyoruz. Şuraya kalemi koyuyoruz. Dolabın altı bu kadar görünüyor gördüğünüz gibi. Burayı dörde bölelim. Bakın dörde en kolay nasıl bölersiniz? Böyle bölersiniz. Bir kere böyle buldunuz. Tam ortasını buldunuz. Bir daha şuranın ortasını buluyoruz. Şöyle. Bir de buranın ortasını tekrar buluyoruz. Basit bir şekilde dörde bölmüş oldum. Şunu da siyahla yapalım. Evet, dolabımızı yaptık. Dolabımız eğer biraz daha yüksekteyse hafif yükseğe kaldıralım. Ve ayak yapalım. Temizlik tabii önemli, hijyen biliyorsunuz. Altını dolabın süpürmesi lazım. Ben bu şekilde devam edip gidiyor. Evet. Dolapların şöyle açma yerler var. Şu en sondaki çekmece olsun istiyorum.
Şuranın altına böyle bardak falan koymak için bir yer yapalım. Tam nasıl yapacağınızı görmüşsünüz. Şurasını şuraya değdiğini görüyoruz. Bu şöyle görüyor. Hizasını aldım. Buradan çiziyorum. Şuraya şöyle süs de yapabilirsiniz. Burada da böyle bardak, kavanoz. Evet. Bunların tabii kendi işlerinde kalınlıkları da var. O kalınlıkları aslında ince kalemle yaptığınızda çizmeniz sizin faydanıza olur. Ayaklarını yapmış oldum. Şurada küçük mutlu bir kettle yapalım diye. Şöyle. Elektrik kablosu gelmiş. Şuraya bir tepsi koymuşlar. Burada da böyle şeye benzer bir şey var. Burası bu şekilde arkadaşlar. Yerde bize doğru gelen fayans şeylerini de şimdi birazdan yaparız. Şu tarafı yapalım önce. Şimdi buraya da şuraya bir pencere ya da pencereyi buraya yapalım. Şuraya da bir lavabo yapalım. Onu yapalım. Şurası kadar olsun. 2,5 yapmışım. Burayı da aynı yapalım. Şöyle geliyor. Bakın şuradan alıyoruz. Şurası bu şekilde gelsin. Şununla aynı boyda. Sağ taraftaki tezgahla sol taraf aynı boyda. Yatay çizgiler yatay, dikey çizgiler dikey. Buradan aldığınız zaman şöyle görüyorum. Bu tarafta böyle gidiyor. Tezgahı herkes görebiliyor herhalde. Şuraya aslında dolap da koyabilirdik. Olmazsa oraya bir buzdolabı koyalım. Evet. Tam şuraya bir buzdolabı koyalım. Kapıdan biraz kısa olsun buzdolabı. Şu kadar olsun. Şöyle. Üç kapılı bir buzdolabı yapalım şöyle. Buzdolabının da ayakları var. Basıyor. Buzdolabının üzerine davul fırın koymuyorum. Siz isterseniz koyabilirsiniz. Hani bazı karikatürlerde resmi konusu oluyor ya. Şimdi bu tarafa doğru arkadaşlar.
Şurayı göz kararı yapıyorum. Bakın böyle geldim. Biraz daha geniş. Biraz daha geniş. Bunları göz kararı dolapları yaptım. Şurada şurayı bölelim. Böyle. Buraya dört tane çekmece yapmak istiyorum. Böyle. Şimdi tam şuraya da lavabo yapalım. Lavaboyu yapmak için önce lavabonun yüz düşümünü ve kapladığı alanı yapıyoruz. Geliyor buradan. Bakın şöyle geliyor. Buranın içerisi lavabo olacak. Lavabo olması için tam delik kısmını çaprazı çiziyorum. Şuradan aşağı iniyorum. Şuradan da iniyorum. Ve şuradan da iniyorum biraz. Delik kısmı yaklaşık oraya geliyor. Köşelerini göz kararı yuvarlıyorum. Lavabosu burada. Buradan sızalım şimdi. Tam şuranın ortasını bulalım. Tam ortasına yapalım. Şöyle burada iki tane dolap. Şurayı raf yapalım. Çekmece şeklinde. Tarafı da çekmece yapalım. Bu zaman yok, o taraf normal dolap şey olsun. Evet, tam şeye, şuraya hortum şey musluğumuzu yapalım. Armatürü yapalım şöyle. Şöyle bir çıkıyor. Şöyle geliyor. Şuradan da şöyle dönsün. Şöyle de şöyle döndürelim. Musluğu da yaptık. Şurayı yapalım. Sonra sol tarafa bir pencere yapmayı düşünüyorum. Buraya tam lavabonun önüne, modern evlerde biliyorsunuz hanımlar bulaşık falan yıkarken sıkılmasınlar diye genelde pencere koyuyor artık. Şöyle oraya güzel bir pencere koyalım. Pencerenizi göz kararı yaptık. Şuraya tavana perde yapmayı düşünüyorum.
Perdeden önce perdelik var. Perde siperliği var biliyorsunuz orada. Perde siperliğini yaptım. Şimdi perde şu tarafa çekilmiş olsun şimdi. Yuvarlaklarını yaptığınız anda arkadaşlar olay orada bitecektir. Mesela şöyle üstünde diyorum ki çizimler var. Çizgiler nereye doğru gidiyor? Ufuk çizgisine doğru gidiyor. Bakın şöyle. Hem o yuvarlaklığı hem de böyle çizgisine doğru böyle gidiyor. Pencerenin PVC kısmını yapalım. Siyah tarafı. Pencerenin şu iç kalınlığını yapıyoruz. O da önemli. Pencere çift açılır bir pencere değil. Böyle bir pencere yaptım. Siz oraya açılan bir pencere de yapabilirsiniz. Cam efektini de verdik. Şimdi pencereyi de çizelim. Şimdi bir tane masayla bir de sandalye çizelim. Çizimimizi bitirelim. Kapının olduğu yeri güzel çizelim. Net görünsün. Bütün çizgiler ya yatay ya dikey. Neye? Ufuk çizgisine. Buna en çok dikkat etmeniz gereken nokta o. Evet, şimdi masamızı ve sandalyemizi çizelim. Çizimimizi bitirelim. Şuraya önce her zaman için hep iz düşümlerini yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Tam şöyle ortada bir yerde küçük bir masa ve tek bir sandalye yapacağım. Öyle büyük bir şey yapmayacağım. Bakın şöyle. Masa şurada gelsin. Ayağı şöyle gelsin. Şurada gitsin. Daha doğrusu masanın yüksekliğini buradan alıyoruz. Bakın. Yani şöyle çektiğiniz zaman şunu şuradan masa diyelim ki tezgahın boyunda. Bakın şuradan alacaksınız. Şuradan alıp çekmeniz gerekiyor masayı. Masanın ayağı burada. Diğer nereye? Şurada. Masa şuraya kadar geliyor. Biraz daha geriye çekelim. Biz şuraya aldık masayı. Buradan gelsin. Yani şöyle. Bu kadar olduğu için masayı şuradan çekiyoruz. Şöyle geliyor. Masanın bize uzak olan taraftaki iki ayağını bulduk. Şimdi bize yakın olan taraftaki ayaklarını bulmak için de biri burada olsun, biri de burada olsun. Bunlara da dik çıkıyoruz. Geliş yeri belli zaten. Bakın şuradan geldi. Bir köşe bura, bir ayak da bura. Diğer ayak kendiliğinden ortaya çıkıyor zaten. Şuraya. Şu tarafta. Böyle gidiyor. Masanın yüzeyi
ortaya çıktı. Masanın yüzeyi burası. Böyle karalıyorum. Burası biraz karışık olmuş. Anlamayan var mı bunu arkadaşlar, masa çizimini özellikle? Masayı nasıl çizdiğimi anladınız mı? Önce ayakların yerlerini tespit ettim. Oradan yukarı çıkararak çizdim. İz düşümleri bulup oradan yürümek en önemli şey. Şimdi bana yakın olan ayakların kalınlıklarını çiziyorum. Şunları es geçmiyorum. Bakın şimdi şu ayak şöyle yan tarafı görünüyor. Şuraya kadar geldi. Göz kararı. Şunu çıktım. Şimdi bunu bu tarafa alıyoruz. Bakın şuradan hizaya alıyorum buraya. Bakın bu ayak da burada. Şuraya masanın altına şöyle bir bağlantı yapalım. Sağlam olsun diye. Masanın bir de kendi kalınlığı var biliyorsunuz. Masamız bu şekilde ortaya çıkıyor. Diğer ayak, arkadaki ayak, bakın şunu hizasını